Bismillahirrahmanirrahim. Dün Kaf suresi 19'a kadar gelmiştik. Bugün 20'den devam ediyoruz. Kaf suresi 20. Surada üfürülmüştür. İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür. Surada Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Surada Surada üfürülmüştür. İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür. Neydi sur? Yani dünya hayatında insanlığın gelişi yaklaşık bugüne kadar benim tahminim 47-46 yıl, bin yıl falan olmuş. 3000-4000 yıl daha olursa artık evrenin görevi de bitmiş olacak. Bu da görevin bitişi de insana endeksli. İnsanın görevi neydi? Yeryüzündeki ve evrendeki bütün gizli sırları ortaya çıkarıp Allah'ın kendisine yüklediği emanet ve sorumluluğu bir bölümünü böyle ortaya çıkaracaktı. Yani Adem'e isimleri öğrettik ifadesiyle. Adem'e isimleri öğretme genelde bir peygamber olan Adem var. O peygamber olan Adem'e bütün isimleri öğrettik. Böyle anlıyorlar. Oysa insanoğlunun yaratılışıyla İnsanoğlunun sonu arasındaki geçen zaman dilim içinde geçmişi, anı ve geleceği aynı anda kullanma sanatı yaparak Adem'e isimleri öğrettik ifadesiyle anlatıyor. O zaman evrendeki bütün varlıkların da yaşam süresi buna endeksli olduğundan dolayı artık insanoğlu görevini bitirmiş ve evren de dolayısıyla görevini bitiyor. Şöyle anlatıyor kıyamet sahnesinde. Dağlar hallaş pamuğu gibi atıldığında, güneş köreltildiğinde, denizler tutuşturulduğunda ifadesiyle anlatılıyor. Yani bu evrendeki bütün varlıklar kendi görevlerini bitirecek. İnsan da teknolojik olarak en son aşamaya gelecek ve artık insanoğlu yok olacak, yeni bir yaratılış da yaratılıp ahiret aleminde artık biçilen tahılın, başağın meyvesi alınacak. Ya inkar eden ve zulmedenler ebedi cehenneme, ya da iman eden ve salih amel işleyenler de ebedi cennete gidecek. İşte tehdidin gerçekleştiği gün ifadesini kullanırken dünya hayatında bunlar oyunu eğlence olarak görüyorlardı. Ama o tehdit geldi, başlarına çöktü. Bunu anlatıyor. Artık her nefis yanında bir sürücü ve şahit ile gelmiştir. Her nefis kendi yanında bir sürücü, bir şahitle gelmiştir. Bu sürücü, şahit ne oluyor? Yani bir imamlarıyla beraber çağıracağız ifadesi kullanıyor. Yine Kur'an'ın değişik yerlerinde ikisi, bir sapan var, bir de saptıran var. Sapan, saptıran çekişmeye duruyorlar. Onu devam eden ayetlerden anlatıyor. İşte burada aslında rayına bizi güt demeyin, unzurna bizi gözetleyin diyordu. İşte bu ayetin karşılığını orada görecekler. Rayına bizi güt ne demek? Herhangi birine tabi olup buna imamlarıyla, önderleriyle sürücü ve çekici ifadesi kullanıyor. İşte bunlarla beraber gelecek Allah'ın huzuruna orada didişmeye başlayacaklar.
sen beni saptırdın, ben seni saptırdım diye. Olay o. Yani şahitlik de, yani orada kesinlikle yapmış oldukları bütün doğruların ve yanlışların Nebi Resullerle de her Nebi ve Allah'ın kendisi de şahit olacak. Yani orada yargılayan Allah, yargılayanın şahidi de kendisi olacak. Onu anlatıyor. Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün keskindir. Andolsun. Sen bundan gaflet içindeydin. Yani gaflet ne demek? Aslında yaratılışta Allah bütün insanları Rabbim Allah'tır diyerek yaratıyor ama her insan dünya hayatında bir de son olacağını biliyor. Bana dünya üzerinde bir tek insan gösterin aklı başında, ben ebedi olarak yaşayacağım desin. Bu mümkün mü? İnsanlar doğarlar, büyürler ve gün gelecekte ölecekler. İşte o ahiret alemine inanmayanlar gaflet içindeydi ifadesi kullanırken, işte oraya geldiklerinde artık üzerlerindeki örtü kaldıracak. Ne diyor? Allah'ım biz gördük, inandık, iman ettik. Sen bizi tekrar dünya hayatına geri gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım dediler. Ama Allah da bunu kabul etmedi. İşte ahiret aleminde insanlar inanmadıkları şeyi orada görüp inanır hale getiriyor. Demek ki iman kelimesi güvenden kaynaklanıyor. Biz Allah'a güveniyorsak, Allah'ın gönderdiği Resullere, elçilere güveniyorsak, o Resullerin söyledikleri kesinlikle doğru ve ahiret aleminde bir diriliş olacak. Dirilişten sonra insanlar iman eden ve salih amel işleyenler ebedi cennete, inkar eden ve zulmedenler de ebedi cehenneme gidecek. Bu Allah'ın gerçek olan bir vaadidir. Mutlaka ama mutlaka gerçekleşecek ifadesiyle üzerine basa basa değişik surelerde, değişik ayetlerde vurgulayarak anlatıyor. Temel anlayış bu oluyor. Yani insanlarda iki hayat var. Birisi dünya hayatı, birisi ahiret hayatı. Eğer Allah insanlar içinde Nebi ve Resul seçmemiş olsaydı, ahiret alemiyle ilgili bilgiyi insanların bilmesi, öğrenmesi mümkün değildi. Ben burada Yücel Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Bilmiyorum müsait mi? Buyur Tevfik abi. Ayette diyor ki Allah, andolsun sen bundan gaflet içindeydin. Şimdi bunu kime söylüyor? Peygamber'e söylüyor. Evet. Peygamber niye gaflet içerisinde olsun ki? Yani gaflet bizim gibi insanlar için söz konusu olabilir. Peygamber'e demiyor. İnkar edenlere gaflet içindeydin diyor. Pardon, o gelenlere söylüyor. Gelenlere söylüyor. Eyvallah, ölenlere söylüyor. Tamam, ben onu peygambere söylüyor gibi anladım. Bana da ters geldi yani. Niye bunu böyle söylüyor diye. Onu Yücel Hocam'a soracaktım. Sen ne düşünüyorsun diye. Evet. Öyle olması gerekir abi. Yani gaflet içinde, yani onu şu öyle bir şey ki yani şu anda tüm insanlar gaflet içinde. Yani ben Müslümanım diyen insanlar da gaflet içerisinde. Çünkü o gaybı normal gözüyle görmediğimizden dolayı yani biz bile yani gaflet içine düşüyoruz bazen. Evet. Hocam gaflet Müslüman için kullanılmaz. Yücel Hocam, gaflete düşen bir insanda iman olmaz. Gaflet imanın gitmesiyle ortaya tezahür eden bir durumdur. Evet. Güzel. 23. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek dedi ki, işte bu yanımda hazır durumda olan şey. Onun yakını, yani iki melek yanında yakını olan, yani her insan
iki yapmış oldukları iyi veya kötü amelleri kaydeden iki melek var. Kur'an'ın söylediği diğer ayetlerde bu. İşte dedi ki, işte bu yanında hazır bulunan iki şey, iki melek. Ve devam eden ayeti anlatıyor. Siz ikiniz ey melekler her inatçı nankörü atın cehennemin içine. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi. Ki o evet. Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onun en şiddetli olan azabın içine atın. Siz ikiniz ey melekler. İnatçı, her inatçı nankörü atın cehenneme. Cehennemin içine. Burada hani dediler ki inkar edenler melekler ey cehennemlik olanlar size dünya hayatında Allah'ın göndermiş olduğu Resuller gelmedi mi? Bu karşı karşıya geleceğiniz azapla sizi uyarmadı mı? Diyor melekler. Onlar da diyorlar ki uyardılar ama biz onlara inanmamıştık. O zaman girin cehenneme ifadesiyle olay anlatıyor. Ve arkasında ne diyor? Hayra engel olan saldırgan şüpheci. Yani bir taraftan insanlara zulmediyor. Bir de hayır yapmak isteyen, o zulmedenleri engellemek isteyenlere de engel oluyor. İşte ve devam ediyor ayette ki Allah'la beraber başka ilahlar edinmişti ifadesi kullanıyor. Artık ikiniz ona en şiddetli azabın içine atın. Yani o şüpheciyi, inkarcıyı ve zulüm edenin her kişiyi cehennemin en derin yerine atın. En az acılı yerine atın ifadesiyle anlatıyor. Peki hocam burada neden hep iki melek diyor? Yani bir melek tek başına atamıyor mu onları cehenneme de? Hocam iki tane diyor Allah. Oradaki ifadede hani Kur'an'da sağda solda iki melek bulunuyor diyor ya onun devamını anlatıyor. Yani Kur'an'da çelişki olmadığına göre onun tekrarını yapıyor burada. Hocam Adem'in iki oğlu ındaki ikilik veyahut da o Musa'nın Salih Kutsası'ndaki iki çocuğu gidip ki buradaki de Davut'a gelen iki davacı gibi burada da insan yönlendiren takvası ve fücuru olarak anlaşılabilir mi konu? Yok şimdi o takva ve fısk ve fücuru Kur'an o melek kavramından farklı konuma. Mesela orada ne diyordu? Onlar iyilik yapsa da yazarlar, kötülük yapsa da yazarlar. Yani bir kötülük yapan var, kötülüğü yapanları yazıyor. Biri de iyilikleri yapan yazıyor. İkişerli bir anlatım dediğine göre herhalde ikişerli de yazıcı melek var diyor Kur'an'ın diğer ayetlerinde. Evet. Anladım yani. Ama mesaj olarak herhalde bu ayetlerde ahiretten şüphe içinde olanlar veya dünyadayken hayra engel olanların akıbetinin nasıl olabileceği mesajını burada anlatıyor. Yani melek orada iki tane olsa ne olur, dört tane olsa ne olur? Ya o işin yani ben o tarafında değilim. Ama sadece bu verdiği tüyolar üzerinden acaba başka bir yere vurgu yapıyor mu veya bizim bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Bundan dolayı ben sordum yani. Burada asıl olan nankör, inatçı nankörün cehenneme girmesi. İster iki melekle girsin, ister 200 melekle girsin. Fark etmiyor yani nasıl girerse girsin. Demek ki dünyada vahye ısrarla kulak tıkamak, Allah'ın verdiği bu kadar nimete karşı nankör davranmak insanı cehenneme götürüyor. Bir de onun bir başka sıfatını da anlatıyor. Hayra engel olan saldırgan şüpheci. Şimdi
Hayra nasıl engel olunur? Biz bunu aslında belki birazcık da konuşmamız gerekiyor. Şimdi yine Yücel Hocam'a soralım. Yücel Hocam, sen bir hayır yapayım dedin de sizin köydekiler senin karşına çıktı mı? Hayır, hayır yapamazsın. Mevlüt okutamazsın, lokma dağıtamazsın. Böyle bir şey yaptılar mı? Bu böyle bir şey mi? Eğer ki mesela şeyi uyarsan, yani iblise uyarsan, iblise uyan insanlara da uyarsan, onlar her türlü hayra engel oluyorlar zaten. Kim? Biz mesela 80 milyon ülkemizde var mı iblise uyan, hayra engel olan? Yani şimdi bunlar soyut şeyler. İblise uyarsan onların peşine gider. Hayır, tabii aynen bu futbol maçlarında top yuvarlaktır diyorlar ya. Tabii ki top yuvarlaktır. Üç ihtimal var. Ya kazanırız, ya kaybederiz, ya da berabere kalırız filan bu tür şeylerle. Ama burada hayra engel olma, kim buna hayra engel olmuş? Şimdi var mı şimdi hayra engel olan? Herkes hemen hemen benim yaşadığım kendi köyümden bahsedeyim. Herkes bu durumda, bu konumda. Yani şimdi ben insanlara örnek vereyim, mesela bir kurban zamanında bu insanlar her hafta et alabilecek kapasiteye sahip insanlar. Kurban bayramı geldiği zaman, kurban geldiği zaman herkes bir kurban alıyor, kesiyor, difrize dolduruyor ve hiç kimseye bunu vermiyor. Diyorum ki ya bak, yurt dışında açlar var, buna ihtiyacı olan insanlar var. Bak Diyanet çıktı, bak şöyle şöyle dedi. Kızılay işte bu işe öne ayak oluyor, gidiyor, kurban kesiyor, fakirlere dağıtıyor. İlin acını ben mi doyuracağım? Niye aç kalıyor onlar? Çalışsınlar. Bu işin mesela maddi infak boyutu şey. Ama onlar tabii sivil insanlar, ellerinde güç olmayan insanlar, sadece kendi paraları var. İster verin, ister vermez. Eyvallah. Ama bir de güç sahibi olanlar var. Mesela bugün bankalar var. Büyük büyük bankalar var. Bakıyorsun onlara, herhangi bir sanatsal etkinliğe para veriyor. Ya bir balerini finanse etmiştir, ya bir resim sergisini finanse etmiştir filan filan. Hiçbir zaman hak yolda giden, Allah rızası için insan eğiten bir kuruluşu, bir toplumu, bir banka finanse etmez. Şimdi mesela bizim çocuklarımızı alıyorlar, anaokulundan üniversiteye kadar eğitiyorlar. Şimdi çocuğun sahibi kim? Allah. Çocuğun bu eğitim sürecinde Allah'la buluşturulması lazım. Ama çocuğu neyle buluşturuyorlar? Allah'tan başka her şeyle buluşturuyorlar. Heykellerin önüne dikiyorlar. Heykelin karşısına oturtup, bak en büyük insan, en büyük komutan, o olmasaydı olmayacaktın filan. Bir sürü beyin yıkama metotlarıyla statiko, resmi ideolojiyi getirip dağıtıyor, dayatıyor. Yani bu çocuğun hayırlı, düzgün bir eğitimle hayra gitmesine bunlar engel oluyor. Bırakın bunu, gitmek isteyeni bile daha düne kadar kafasını gözünü kırıyorlardı, okullardan atıyorlardı, işte ordudan atıyorlardı, her taraftan atıyorlardı. Şimdi bile öyle. Ellerine fırsat geçse, şimdi bile hayra gitmek isteyen herkesin gırtlağını sıkacaklar. Tabii bu eğitim şeyinde öyle. Ekonomik şeyde de böyle, sosyal ilişkilerde de böyle, ailevi ilişkilerde de böyle, ama bütün bu hayra gitmeyi engelleyenin altyapısında ne var? Sistemin anayasası var. Bu anayasa bunu mümkün kılıyor. Bu anayasaya dayanarak bunları yapıyorlar. Dolayısıyla biz hayra gideceksek, Allah'la buluşacaksak, bizi hayra götüren bir anayasa olması gerekiyor. Onun üzerine bir takım şeyleri bina edebiliriz ancak. Bu yoksa çekme suyla değirmen döndürmek gibi bir şey oluyor bizimkisi. Yani insanlara Kur'an'ı anlatacaksın, Hakk'ı anlatacaksın da, insanlar ikna olacaklar da, ondan sonra diyecekler ki bizi hayra götüren bir anayasa istiyoruz, bir sistem istiyoruz, bir eğitim istiyoruz.
diyecekler. Hal böyle olunca burada hayra engel olan bu ülkeye, insanlığa hak temelinde bir dünyanın kurulmasını istemeyenlerdir. Ve bunu da neyle yapıyorlar? Zalime destek vererek, zulme ortak olarak bunu yapıyorlar. Hakkın dışında her şeyi kabul ediyor, sadece hakkı kabul etmiyor. Onun için bizim sağımız solumuz bu hayra engel olan kurumlarla, kuruluşlarla, vakıflarla, partilerle, aklınıza ne gelirse insanlarla, tarikatlarla, cemaatlerle dolu. Bunların tamamı hayra engel olan çeşitli versiyonlarda işler yapıyorlar. Şu anda Kur'an sapıklığı diye bir sapıklık çıktı diyenlerden daha hayra engel olan var mı bir? Ya tabii. Allah'ın gönderdiği bir kitabı insanlara anlatmaya çalışanlara sapık diyorlar. Veya işte Müslümanlara gerici, örümcek kafalı, çağ dışı, orta çağ zihniyeti, efendim, din Allah'la kul arasındadır. Kesinlikle sosyal hayatımızda yer alamaz. Devletin ilkelerini, dinin ilkelerine uyarlayamazsın gibi bir takım şeylerle bunu engelliyorlar. Ama bunun altında temel sebep şey, en büyük etken böyle bir anayasanın olmuş olmasıdır. Ve bu anayasa değişmeden, İslam'a daha duyarlı, daha uygun hale getirilmeden bu hayra engel olanların yaptıkları zulümler de bitmez, sona ermez. Dolayısıyla bu ayet çok acı bir mesaj veriyor. Yani ben o zaman Müslümansam hayrı inşa edici eylemler yapmak zorundayım. Hayrı inşa edici eylemleri desteklemek, hayrı ortadan kaldıran eylemlere de karşı çıkmak zorundayım. Ben bu ayetlerden bunu anlıyorum. Aksi halde varacağımız yer işte o saldırgan şüpheciler gibi en şiddetli olan azabın içine gireceğiz. 27. Onun yakın dostu saptırıcı dedi ki, Rabbimiz, ben onu kışkırtıp azdırmadım. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. Hani bir ayette ne diyordu? Şeytanın onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yok. Ama şeytanı veli edinenlerin onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü vardır ifadesi kullanıyor. Buradaki ifadede ne diyor? Onun yakın dostu, yani onunla beraber hemdem olan, hani yine Zuhruf suresi 36-37. Ayetlerde bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlattırırız. O da yolunu dosdoğru sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız ifadesi kullanıyor. İşte bir tanesi içkici de diyorduk ya, ben içkiyi bıraksam içki beni bırakmıyor. İçki beni bıraksa içki arkadaşlarım beni bırakmıyor dedi. Adam öldü gitti. İşte burada da ne diyor? Onun yakın dostu, yani onunla beraber inkar eden ve zulmedenler içerisinde çaba harcayanlar dedi ki Rabbimiz, ben onu şaşırıp azdırmadım. Yani hiç kimsenin kendi istemedikçe, bütün dünyadaki insanlar toplansa, bir araya gelse onu ne saptırabilirler ne de hidayete getirebilirler. İşte kendi istediği için insan o inkar edenin sözlerine kanıp inanıyor. Ancak kendisi uzak bir sapıklık içindeydi ifadesiyle. Kendisi buna saptı. Hani yine bir ayette de şöyle diyordu. İblis, ben onların önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşacağım. Senin kullarını saptıracağım. Allah da dedi ki, sen halis olan kullarımı saptıramazsın. Sen ancak sana meyyal olanları saptırırsın ifadesiyle. İşte o inkar edenlere
meyyal olanlara onlar beraber onları saptırıyorlar diye düşünüyorum. Allah buyurur, benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara zulmedici değilim. Allah da onların o çekişip durmalarına karşılık diyor ki, benim huzurumda çekişip durmayın. Benim huzurumda söz değişikliğe uğramaz. Ve arkasında ne diyor? Kesin size kesin bir bilgiyle bunların geleceğini size bildirdim. Huzurumda söz değişikliğe uğramaz. Bu ne oluyor bu söz ifadesi? Yani insanların inancı ve yaşam biçimi orada değişikliğe uğramayacak. Hani bir ayette de bu söz kelimesini kullanırken Taha suresi 109. ayette Allah'ın kendisinden hoşnut olduğu, sözünden hoşnut olduğu şefaatçinin şefaatinin yarar sağladığı ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani kişinin kendi amelleri kendisine şefaat edecek. Başka yok mesajıyla olayı anlatıyordu. Söz değişikliğe uğratılmaz. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah. Herkes kendi ne kazanmışsa onu burada harcıyor. Zulmeden ve inkar edenler bunun karşılığını cehennemle ödüyor. İman eden ve salih amel işleyenler de bunun karşılığını cennette mükafatını görüyor. Olay bu diyor Allah. Peki burada Yücel Hocam'a bir soru daha soralım. Yücel Hocam burada diyor ki Allah, huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz. Yani benim kuralım neyse o. Peki. Neden fizik yasalarında böyle bir değişiklik oluyor? Musa asasını vurunca su ikiye yarılıyor. Bu da değişikliğe uğramaz kuralını ihlal etmiyor mu? Oradaki anlatım müteşabih anlatım. Yani oradaki asanın suya vurulması, taşa vurulması gibi şeyler mecazi anlatım olduğu için o farklı bir şey. Yani Allah dünyada göndermiş olduğu vahiy ile doğru yolun, eğri yolun, ateşe giden, cehenneme giden yolu ve cennete giden yolu göstermiş. Dolayısıyla orada söz değişikliği uğrayamaz. Yani orada sizin şefaatçi dediğiniz şeylerin şefaati bir de kabul olmaz. Şefaat diye bir şey yok, torpil diye bir şey yok. Dünyadayken neyi kazanırsanız ahirette onunla karşılaşırsınız anlamında bir söz bu. Eyvallah, ama Allah'ın vermiş olduğu bir sözde değişikliğe uğramıyorsa koymuş olduğu yasalarda da bir değişiklik yok demektir bu. Yasa değişikliğe uğrarsa söz değişikliğe uğrar. Evren yasaları da Allah'ın bir yasası. Dolayısıyla buradan da oraya bir bağlantı kurulabilir diye düşünüyorum. Evet. O gün cehenneme diyeceğiz, doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. O gün cehenneme diyeceğiz, doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Bunu neye söylüyor? Herhalde durup dururken Allah bunu söylemiyor. O inkar edenler dediler ki Allah-u Bahri olarak, bu kadar insanları cehennem nasıl olacak ifadesiyle. Cehennem de diyor ki daha ne kadar varsa getir getir. Çünkü yerim bol diyor. Çünkü öyle geniş bir imkana sahibim ifadesiyle insan haliyle konuşuyor cehennemde. Cehennem getir getir deme. O bir melek getir getir deme diye bir şey yapamaz. O sadece lisan haliyle konuşturulup anlatılıyor. Olay bu. Cennet de muttakiler için uzakta değildir. O gün yakınlaştırılmıştır. Yani dünya hayatında diyorlardı ya
ölüm insanların aklına hayaline bile gelmiyor. Ama işte geldi, ölüm başlarına çattı, cennet cehennem önlerine kondu. Herkes gideceği yeri bildi. Cehenneme gidecekler, Allah'ın önüne diz çökmüş olarak varacaklar. Cennette de melekler onu selamla karşılayacak. İşte böyle bir konumda durumu anlatıyor. Ne diyor orada? Hangi ayet hocam? 31. ayet. Cennet de muttakiler için uzakta değil. Yakınlaştırmak ifadesi kullanırken, yani şu anda korkanlar ve ümit içinde olanlar, cennet onlara yakınlaştırılmış ifadesiyle anlatılıyor. Korku ve ümit arasında bir yol çiziyor Allah. Hani Araf suresinde diyordu ya, artık insanlar iki gruba ayrılmış. Birisi iman eden ve salih amel isteyenler, birisi inkar eden ve zulmedenler. Zulmedenler cehennemde yandıklarını görünce bir adam dedi ki, haykırarak dedi ki, zalimlerin üzerine lanet olsun ifadesiyle anlatıyor. Bu da aslında her insanın öz içindeki takva sesi oluyor bu kanaatince. İşte orada ümit eden ve cennete gireceklerini zannedenler orada umduklarını bulacaklar ifadesiyle anlatıyor. Korkanlar ve ümit edenler. Olay bu. Bu size vaat olunandır. Gönülden Allah'a yönelip dönen, İslam'ın hükümlerini koruyan, görmediği halde Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Bak, çok önemli bu. Ne diyor? Bu size vaat olunandır. Allah vaadinden kesinlikle dönmez diyordu. Yönelip dönen İslam'ın hükümlerini koruyan, yani Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayan ve onu kendisine yaşam biçimi, hayat tarzı olarak gören ve koruyan, görmediği halde Rahman'a içi titreyerek korku duyan ifadesi kullanıyor. İşte görmediği halde. Hani Hazreti Musa ne diyordu? Allah'ım, ben seni görmek istiyorum. Allah da, sen beni göremezsin ey Musa. Hayır, göreceğim, görmek istiyorum. O zaman karşı dağa bak. Dağ yerinde karar kılamadı. Musa düştü, yere bayıldı ve uyandıktan sonra dedi ki, tövbe etti ve Allah'ım sen en iyi bilenlerdensin ifadesiyle teslimiyetini dile getirdi. Ve arkasından diyor ki, İçi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş ve kalbi ile gelen, salih kalb ile, içten kalb ile gelen içindir ifadesi kullanıyor. Yani Allah bunlardan hoşnut oluyor. Bunları ödüllendirecek. Korku duyan ve Allah'tan umut edenler buna nail olacak. Mesaj veriyor. Ona esenlik ve barışla girin. Bu ebedilik günüdür. Ona esenlik ve barışla girin. Bu ebedilik günüdür. Yani esenlik ve barış ne demek? Dünya hayatında sabrettiniz, her türlü zalim olanların zulmüne mazhar oldunuz. Ben dünya hayatında söz verdiğim için size özel bir yardımım dokunmadı. Ama bunun karşılığında size vaat ettiğim cenneti size konaklama yeri olarak veriyorum ifadesi kullanıyor. Orada
Diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da var. Orada diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası vardır. Ben de size soruyorum. Kur'an insanları genel olarak üç kısma ayırıyor. Birisi nefsine zulmedenler, bunlar Müslüman olmayanlar. Birisi orta yolda olanlar. Birisi de yarışıp öne geçenler ifadesi kullanıyor. Peki herkese istedikleri her şey verilecekse buradaki bu farklılığı nasıl izah etmek lazım diye düşünüyorum. Soruyorum. Bazılarına fazla, bazılarına az, bazılarına üst, bazılarına az olmuyor mu burada? Bu neyi ifade ediyor? Görüş olan yok mu bu konuda? Buyur Atacağım. Hocam şöyle anlıyoruz. Cennet ve cehennem dereceler halinde olduğu için kafirler cehenneme gidecek. Orada da işlediği zulme göre kat kat olacak. Cennette tabii orta halli Müslümanla ileri hayırda yarışan Müslümanın derecesi de aynı olmayacak. Bunu anlıyoruz Ali Rıza Hocam. Ben bunu anlıyorum yani. Bu sebepten olabilir diye düşünüyorum. İşte orada istediği her şey dediğine göre en üst makamda olanla en alt makamda olan aynı olabilir mi derece olduğuna göre? Burada kazandığının karşılığı olarak istediği her şeyi verilecek mesajı veriyor. Yani dünyada neyi istemişse, ne kadar onun uğruna çaba harcamışsa onun karşılığını vereceğiz. Kesinlikle onları haksızlığa uğratmayacağız ifadesi kullanıyor. Burada o zaman derece farkı diye bir şey olmaması lazım. O çaba ve gayret gösterenlerle çaba göstermeyenler arasında fark olmaması lazım. O da haksızlık diye düşünüyorum. Evet. Yani bir kandil gecesinde tesbih çekip 10 şehit sevabı alanla bir tane şehit bir olur mu? O tek başına gitmiş. Bir kişilik bir şehit sevabı almış. Ölmüş. Ama öteki kandil gecesinde tesbih çekmiş. 10 şehit sevabı almış. O zaman o demek ki o ölen şehitten tesbih çekerek daha üst bir makama gidecek anlamına gelir. Yani bu tam bir felaket. Nereden bakarsanız bakın yani. Adaletsiz bir din anlayışı. Hocam burada katımızda daha fazlası da var derken Allah burada neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Hani ne diyordu? Çok ayette var da Bakara suresi 245'te ahiret aleminde kat kat arttırmak koşuluyla kim bana borç verecek? İşte daha fazlası var derken işte o arttırma ile ifadesini kullanan anlamda onlara diyelim ki yaptığının karşılığını arttırarak verir veya hani Nisa suresi 84. ayette ne diyordu? İyilik uğruna kim bir çığır açarsa ondan yarar gören insanların sevabından bir hisse var. Kim kötülük uğruna bir çığır açarsa ondan zarar gören insanların zararından ona da bir hisse var ifadesi kullanıyor. İşte hani burada Adem'in iki oğlundan bahsederken hem kendi günahını hem de benim günahımı ifadesi kullanıyor. İşte ekleme o anlamında zulme artış olarak eklemeyi bu anlamda kullanıyor. İşte orada ahiret aleminde arttırmak onunla ilgili gösterdiği çaba ve performansa göre değişiklik arz ediyor, mesajı veriyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar bizim misafir geldi. Siz şey yapın. Devam zaten, edin. Zaten bitti hocam. Yani yarın devam ederiz inşallah. Burada görüş ortaya atmak veya konuşmak isteyen varsa
dinlemek isteriz diye düşünüyorum. Yok mu görüş olan? Allah razı olsun hocam. O zaman efendim bir şey diyecek olan oldu herhalde. Oldu, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Yok, ben yarın da yoğum inşallah. Devam edelim. Günde de kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam. Razı olsun.